Merhaba sevgili seyirciler. Saat 16 Haber Kritik'te tekrar karşınızdayız. Fatih Ertürk bizimle beraber. Meclisten sıcak bilgilerle koşturarak yaklaşık 30 saniye önce mikrofonunu takıp masaya oturdu. Bu sıcaklığın sebebini ondan öğreneceğiz. Mecliste sıcak dakikalar başlığı altında. Semra Topçu da bizimle beraber. Günü değerlendirmeye çalışacağız. Haberlerin perde arkasını bildiğimiz kadarıyla değerlendirmeye, aktarmaya çalışacağız. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Hani hoş misafir geldin. Misafir sayılır değil mi? Hoş geldin diyelim. Evet. Diyelim, öyle parlamentodan. O kadar yoğundu ki değil mi? O trafiği aktarmak üzere. Ama bugün gerçekten plan birçok komisyonunda ilginç konuşmalar oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki genelkurmay, yani darbenin yapıldığı sırada, 15 Temmuz darbesinin yapıldığı sırada genelkurmay başkanı olan Hulusi Akar, başarılarından dolayı ödüllendirerek bakan yapıldı biliyorsunuz. Onun plan bütçe komisyonunda Milli Savunma Bakanlığı bütçesiyle ilgili sunumu vardı. Oradan ilginç başlıklar aktarabilirsin mesela. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısının ilginç açıklamaları vardı. Başka neler vardı ilginç? İstersen şöyle bir havayı, ambiyansı anlat. Sonra belki başlıklara da geçeriz. Dün Cumhurbaşkanlığı bütçesini geç saate bıraktılar. Aslında bu önemliydi Cumhurbaşkanlığı bütçesi. Çünkü saray dediğin zaman sarayın işte aylık gideri, dün konuşmuştuk, eksiği, fazlası, bunlar konuşulacak. Bunların biraz da kamuoyuna çok yansımaması için bilerek geciktiler. Çünkü Cumhurbaşkanlığı ilk sıradaydı. Yani sabah 10'da toplanan komisyonun ilk gündem maddesi Cumhurbaşkanlığı'ydı. Meclisi öne aldılar, öbürünü öne aldılar, biraz dolandırdılar, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı şeyi geldi. Aslında Fuat Oktay'ın konuşması çok ilginç bir konuşmaydı Rami. Daha çok savunmada kalan bir konuşmaydı. Yani sarayı savunma pozisyonunda kaldı, Cumhurbaşkanlığını değil. Yani şöyle mi, kriz ortamında ya hani herkesten tasarruf etmesi beklenirken kendileri tasarruf etmiyor ya hani. Onu mu savunma gibi bir havadaydı? Ne güzel tabii. Başlıklar var canım. Mesela ben bir tanesini vereyim de Fatih oradan devam etsin. Demiş ki Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hani böyle denetim menetim yok, tek adam falan diye. Tek adam başlığında ilginç şeyleri var, onlara değin lütfen. Demiş ki nasıl denetim yok, Sayıştay denetimi zaten var demiş. Sayıştay ne kadar bilgi verilirse kurum kuruluşlardan, bakanlıklardan, ancak onlarla hazırlıyor raporu. Bir sürü de eksik bilgi ve belge var. Ona rağmen biz günlerdir Sayıştay raporlarından haber yapmaktan kolumuz yoruldu. O kadar bugün mesela Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyeleriyle ilgili Sayıştay raporlarından bilgiler döküldü. Böyle yüzlerle ifade edilen usulsüzlükler var madde madde. Hangisini alacağımızı şaşırdık habere. Neyse, demiş ki nasıl denetim yok işte demiş, tek adam diyorsunuz. Bak ben demiş hesap vermeye geldim işte, burada sizin karşınızda hesap veriyorum. Yani psikolojileri bu, savunmadalar. Yani şimdi şöyle bir şey var Rahmi, Sayıştay Cumhurbaşkanlığı bütçesinde bir eksiklik buluyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şöyle bir yazı yazıyor. Şu 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 eksik, şu yanlış, ek ödeneğin iki imzaya bırakılması 7,5 katrilyon eski parayla Albayrak ve Erdoğan eğer bütçe etmezse ek ödenek kullanacak. Bu diyor aykırıdır. Ama eskiden Sayıştay bunları tespit ettiği zaman savcılığa giderdi. Yani bu yaptırımı vardı. Tabii yanlış bir uygulama ya Devlet Denetleme Kurulu harekete geçer. Sonuç olarak bir kontrol silsilesi başlar. Ne diyor Sayıştay raporunda biliyor musun? Meclisin bilgisine. Evet, bilgilendi. Sonra yani meclisin kamuoyu da bilgilenmiş oluyor bu sayede. Yoksa öğrenemeyeceğiz başka hiçbir yerde. Kamuoyunu kim bilgilendiriyor Allah aşkına? Neredeyse Sayıştay bülteni olacak bizim haber bültenlerimiz. Bizden başka var mı değinen? Yani meclisin bilgisi ne demek? Yani mecliste kimin bilgisine? Mecliste kim ilgilenecek bu işle? Bu işin muhatabı iki tane kurul var. Biri şimdi artık çalıştırılmıyor, dağıtıldı. Biri Devlet Denetleme Kurulu. Bir tanesi de savcılık. Yani gidip ne yapacaksın? Yani şu anayasanın şu maddesine, şuna aykırı denetleme yaptım. Bunda bir usulsüzlük var. Bunun düzeltilmesi diye bir yöntem geliştireceksin. Tabii yasama, yürütme, yargı, güçler ayrılığından söz ettiğimiz zamanlarda işe yarar bir mekanizma bu tabii ki. Ama şu anda öyle bir güçler ayrılığı olmadığı için, hepsi tek elde toplandığı için yeni devlet sisteminde bir işe yaramıyor diye düşünüyorum. Tabii Sayıştay'ın şimdi Cumhurbaşkanlığının bütçesiyle ilgili bir şeyi savcılığa götürmesi mümkün değil ama en azından
bu işin usule aykırı olduğunu, devlet hesap ve kesin hesap sistemine yanlış olduğu şeklinde. Şu da var Rami, sen dedin ya, Sayıştay sözcüleri konuşturulmuyor ya. Ben ilk defa böyle bir komisyon gördüm. Şimdi Sayıştay orada, herkes konuşacak ya, bütçe hakkında Sayıştay. Mesela Cumhurbaşkanlığı bütçesi. Sayıştay burada mı burada, tamam bitti. Eskiden Sayıştay... Niye orada? Peki, yani işte, konuşmuyor da niye orada? Rapor açıklar Sayıştay, bu bütçe görüşülüyor. Yani ben denetledim der, şu eksik der, şu fazla der, şu usul aykırı der. Siz bir bütçe getirmişsiniz ama bu bizim kesin hesap usullerine aykırı, meclisin anayasal bütçe düzenleme hukukuna aykırı derdi. Şimdi o da bitti. Yani Rahmi burada haklı, Sayıştay burada... Hani... Şimdi Fatih bunu söylediği için seneye artık Sayıştay orada da olmayacak. Hayır, raporlarını... Bence düzenlemeyi değiştirirler, işlevi kalmamış çünkü. Raporlarını internet sitesine yüklüyorlar. Onu da kaldırdılar. Yani, ulaşılması mümkün değil gibilerden bir not görebiliriz. Şimdi de ufak noktaya soruyorlar. Diyorlar ki, ya bu saray ne bu işte? Ejder meyvesi... bu masraf. Bu masraf nedir? Ha, bunlar ne? Ya diyor saray mutfağı öyle diyor abartıldığı gibi değil. Bu haberlere inanmayın diyor. Ha bir de şu cümlesi var onu süsleyen. Eskiden diyor başbakanlığınki diyor ziyafetleri diyor kokteylleri diyor daha zengindi diyor. Yani başbakanlığı dönemi. Yani öyle bir savunmalar getirdik. Dün çok enteresandı. Yani Cumhurbaşkanlığı bütçesini konuşamadık ya. Şu arabalara da girelim mi? Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nda Demirbaş'a kayıtlı 3... Fuat Oktay'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın. Onu okuyalım, söyle ona göre yorum yapalım. Ha. Çünkü benim de bilgim vardı, belki de izleyicilerin bilgisi yoktu. Ha. Demirbaş'a kayıtlı 3, sarayın Cumhurbaşkanı'na tahsis edilen araç sayısı. Demirbaş'a kayıtlı 3, kiralık 15, başbakanlıktan yetmemiş, başbakanlıktan bir de 3 tane almışlar. Toplam 21 makam aracı varmış. Toplam 21. Tahmin edebiliyorsunuz hangi lükslükte, hangi değerde olduklarını bu 21 makam aracının. 2018 yılı için buna ilave olarak 38 tane araç daha alınması kararı alınmış. Telefonun çalıyor Semra. Aç bak konuş canım, belki önemlidir. Ondan sonra almamışlar. 2019'da efendim? İhtiyacımız olmazsa bunu yine almayız diyor ama bu aktarılmış 2019'a da. Yani bu kadar şey. Şimdi Rahmi. Araç. Cumhurbaşkanı. Diyor ki, pardon Fatih sözünü kesiyorum. Bitir. Ben bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Diyor ki, 21 diyor makam aracı kullanılmıyor ki diyor. Kullanmıyorsan ne işi var orada? Ayrıca ilaveten 38 araç niye isteniyor? Şöyle bir açıklaması var. Diyor ki, yabancı devlet başkanları falan geliyor ya, yabancı konuklar. Onlara tahsis ediyoruz diyor. Bu devletin itibarı diyor. Yani itibardan tasarruf olmaz Rahmi Bey. Mantığı. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın felsefesi. Hadi bakalım araç başlığını açtık. Erdoğan saraydan çıktığı andan itibaren 65 koruma aracı, 30 motosiklet, 60 sivil araç. Bunlar konvoy haline geliyor. Yaklaşık 200 araçlık bir konvoy. Ve gittiği bütün yollarda yaklaşık 600 polis yollara diziliyor. Bu rakamlar benim yani korumadan aldığım rakamlar. Ve bu polisler yolun korumasını sağlıyor ve trafiği tamamen kapatıyorlar. Her gün bu 200 araçlık dev filo Cumhurbaşkanı ile beraber hareket ediyor. Bunların arasında 6 tanesi de büyük Amerikan Jeep. Şimdi yani, Ankara'da yaşayanlar bunu birebir görüyorlardır. Geç bitmez o konvoy. Bitmiyor. Bir de yolu dakikalar sürer. Yarım saat önce kapatıyorlar, 10 dakika sonra açıyorlar. Yani inanılmaz bir şey. Bu manzarayı gören biz ne yapmışız diye dövünmeye başlar. Çünkü yani Cumhurbaşkanı'nın geçeceği sıra orası yaşanmaz hale geliyor. Fatih'im burada bir anekdotumu izin verirsen Semra sen de seyircilerle paylaşmak istiyorum. Erdal İnönü Başbakan Yardımcısı, Süleyman Demirel Başbakan. Ankara Kızılay'daki eski başbakanlık binasının önünde ben de o zamanlar başbakanlık muhabiriyim, nöbet tutuyoruz. Bakanlar Kurulu toplantısı var, çıkınca bir şey söyler diye elimizde mikrofon bekliyoruz. Bakanlar çıktılar, arabalarına bindiler, kapıdan zıp 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 gittiler. Demirel de gitti. Bekliyoruz, Erdin önünde çıkmıyor. En sonunda çıktı. Onun böyle kirli sarı bir pardüsü vardı, uzun. Bilmem hatırlar mısın? Onu giymiş. Tabii arabası kapıda bekliyor. Koruması danışmanı falan var. Koruma kapıyı açtı arabaya bindirmek için. Hiç unutmuyorum. Şimdi adını vermeyeyim. Ama bu popüler...
Şimdi sarayın o koca koca lüks arabalarından biri hiç değildi. Yani ortalama bir orta sınıfın sahip olabileceği bir araçtı o. Neyse binmedi ona. Binmeyince bize gelecek açıklama yapacak diye bekliyoruz Erdal İnönü'yü. Elini arkasına attı, uzun da boylu bir kişiydi biliyorsun. Kafayı da öne eğdi, eli arkasında yürümeye başladı. Biz, yani haberlik bir şey bu yani. Biz hemen peşine takıldık. O önde, biz arkada bir süre gittik, 2-3 dakika durdu döndü. Dedi ki niye peşimden geliyorsunuz dedi. Dedik ki efendim bir şey, hani bir açıklama. Yok yahu dedi, şuradan yürüyorum, meclise gidiyorum dedi. Niye geliyorsunuz dedi arkamdan. Yürüye yürüye biz takip ettik onu, gerçekten öyle mi diye. Meclisin ana merdivenlerinden çıktı ve genel kurul çalışmalarına gitti. Erdem'in, tek başına. Başbakan yardımcısı. 11. yılıydı vefatının. Bir kere daha sevgiyle, saygıyla ve hasretle yad ediyor. Ruhu şad olsun. Çankaya Köşkü'ne. Yani bugünlerden, o günlerden bugünlere. Anılar derken Fatih şunu vurgulayalım. Özal'ın, Demirel'in gazetecileri atlatma, böyle bir hani özel bir sürü. Eğlenirlerdi canım bazen bizde. Böyle gezmedikleri için bu kadar gürü halinde ortadan kaybolmaları da meşhurdu yani. Öyle hatırlıyorum ben de Çankaya Köşkü'ne zamanlarımda. Milli Güvenlik Kurulu toplansa taksiyle geldi, hatırlıyor musun? Evet. 34TUD diye plakayı da ben yazıp ekranda da söylemiştim. Star'da çalışıyorum. Mütevazı... taksiyle geldi ya. Bu mütevazı liderler Avrupa'da var ne ama kadar bakıyoruz. Metroya biniyorlar, bisiklet kullanıyorlar değil mi? Hani sonuçta demokratik gelişimle paralel halkın bir görüntü bu. Ve halklarından korkmuyorlar. Güvenlik kaygıları 06 o kadar noktada değil. Onu yanlış şimdi güvenlik açısından zaten. Tabii ki olması gerekir. Amerikan başkanı da geldiğinde acayip bir prosedür uygulanıyor falan ama güvenlik her zaman bir problem, risk değildir. Bu artık abartılmış bir durumdur galiba. Ayrıca da şey falan hatırladım ben. Balyoz harekatı vardı, hatırladınız mı? Balyozla arabanın camı kırıldı falan filan. Biraz abartı bir durum. Riskleri de artırıyor galiba. Neyse ben bir şey ekonomisiyle ilgili için bir şey söyleyeyim yok, istiyorum. Yok oraya gelme. Daha güzel konular var şeyde, Cumhurbaşkanı yardımcısının. Mesela uçak konusu var. Hı hı. Hibe uçak. Diyor ki çalışmalar devam ediyor. Ne kadar uzun sürdü. Bu devletin envanterine kaydedilecek hibe uçak diyor. Çok ihtiyacı vardı bu devletin bir hibeye. Miktarı konusunda, uçağın fiyatı konusunda bir ifadesi yok. Bununla ilgili aslında konvoyla ilgili bir karikatür gördüm. Onu paylaşayım hemen. Önde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, arkasında irili ufaklı 100 civarında uçak. Pilotlardan biri, o eskortluk yapanlardan bir tanesi, pilotların bir tanesi balonda şöyle diyor. Hiç olmadı havada konvoy yapmasaydık. Yani iş bu noktada mizah konusu bile oldu yani. Yani evet. Şey acı tabii Rami, burada hani Cumhurbaşkanlığı gibi Türkiye'nin aslında tartışılmaması gereken bir kurumdur Cumhurbaşkanlığı. Ülkenin birliğini, beraberliğini, ülkenin sembolik anlamda tekliğini savunan bir isim olması lazım Cumhurbaşkanı. Ama Cumhurbaşkanı gelip AKP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e işte ona buna dümdüz giderse, sonuç olarak Cumhurbaşkanı'nın bütçesi de parlamentoya geldiği zaman didik didik edilir ve Cumhurbaşkanı saygı gösterilmez. Yani normalde Cumhurbaşkanı bütçeleri tartışılmadan dilek ve temennilerle geçerdi eskiden. Cumhurbaşkanlığı bütçesi geldiği zaman insanlar önüne ilikler, oturur. Cumhurbaşkanlığı makamından gelen genellikle genel sekreter gelirdi. Otururlardı, konuşurlardı. Bütçe oylanır. Hatta attırılması yönünde de öneriler gelirdi. Bazı kalemlerin daha eli rahat olsun Cumhurbaşkanı diye. Ama öyle bir bütçe geldi ki 2.8 milyar lira Cumhurbaşkanlığı bütçesi. Şimdi bunu ne diyeceksin buna? Türkiye bütçesini de Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Elbette siyasi eleştiri olacak o. Tabii. Yani kendisi... Çünkü siyasi kararlar var o bütçede. Taraf olmuş bu bütçeyi böyle yönetiyorum. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı bütçesi şöyle bir ülkede 2.8 derken biraz daha netleştirelim rakamı madem. Şöyle bir ülkede bu Cumhurbaşkanlığı bütçesini konuşuyoruz. Laf olur tabii ki, illaki eleştirilir. 1500 liranın altındaki emekli
rakamını konuşuyoruz. 1500 lira asgari ücret bile değil emeklinin. Ne kadar emeklinin bu rakamın altında maaş aldığından söz ediyoruz. İnsanların et alamadıkları için koyun kulağı, inek memesi diye bugün manşetler var yani. 5 liraya et acayip yani sakat hatta. Şimdi öbür tarafta kriz yok. Tamam, tasarruftan da itibar yok. Tamam, peki vergi indirimi. Ben hani söyleyeceğimi söyleyeyim de bu konuda. Vergi indirimi yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Mart'a kadar, çünkü seçim var. Seçime kadar insanlar piyasa biraz hareketlensin de insanlar krizi hissetmesin diye. Ne yapıyoruz? Devletin gelirlerini azaltıyoruz. Değil mi? Vergi indirimi dediğimiz devletin gelirlerinin azalması anlamına geliyor. Elbette canım. Özel tüketim vergisini azalttılar. Tamam, hani vergiler bana göre de azaltılsın. Dolaylı vergiler çok fazla ama hani bu konjonktürel bir şey değil. Bir kere bu zannediyorum Mayıs'a kadar tekrar güncellenecek bir konu. Devlet feragat edecek yani, vatandaş rahatlasın Mart'ı diye. Mart'ı aşana kadar ama şimdi 2 aylık ama sadece. Seçim kaygısıyla krizin kabullenildiği anlamına geliyor bu. Bir de şu anlama geliyor bana göre bir şekilde ekonomiyi rahatlatma çabaları göstermek zorunda kalıyorlar. Ama ne yapsalar boş, Merkez Bankası'nın dünkü kararıyla beraber düşünecek olursak ne yapsalar boş, rakamlar evdeki hesap çarşıya hiçbir şekilde uymuyor. Şimdi ÖTV indirimi şu kadar, yüzde bu kadar filan deniyor ya özellikle beyaz eşyada. Yani iki ayın içinde araba alacak halleri yok insanların. Üstelik ÖTV indirimine gidilen araçlarda 1600 cc'nin altındaki araçlar. Halk tipi araçlar yani. Yani nereye derman olacak diyorsunuz değil mi? O insan nasıl alacak o arabayı? Vay ÖTV'de şu kadar indirim oldu diye. O ayrı. Beyaz eşyada anlamlı olabilir belki ve mobilyada %18'den 8'e indirdiler. 2000 liralık bir beyaz eşyada yaklaşık 140 liraya bir indirim. O da 2 aylığına. Yani yapılan bu patırtı bu yani. Yani ben bunu şeye benzetiyorum, mecliste hiç konuşuluyor mu orayı da merak ediyorum ama hani vergi indirimi falan, vergi indiriminin yanı sıra daha önceden de enflasyonla ilgili kampanya başlatıldı, topyekün savaş vesaire dendi ya, önce bindirme sonra indirme diyorum buna. Önce ya indirsen, zaten piyasa bindirsen, coştu, nereye 2000 indir... liralık beyaz eşyada 140 lira. Yani olacak gibi değil, tutacak gibi değil yani, başka şeyler de herhalde gündeme getir. Rahmi, bütçe önümüze geldi. Şimdi diyelim ki bir ülkede bir siyasetçi, bir yere seçilmiş bir siyasetçi ne kadar paraya hükmedebilir? Yani bu milletin hazinenin ne kadar parasını bir anda kullanma olanağına ya da şansına sahip? Bak hesap yap. 2.8, 2 milyar 800 milyon Cumhurbaşkanlığın bütçesi. 4.8 milyar örtülü ödenek. Ne etti? Dur yazalım, benim yaz. Matematiğim kuvvetli değil öyle. Yaz. 2.8 öbürü neydi? 4? 4.8. Tamam. 7 milyar 400 milyon lira da yedek ödenek. Yani bütçenin yetmemesi durumunda. 7.4. Evet. Bu yedek ödeneği de Cumhurbaşkanı imzasıyla yine yürürlüğe giriyor. 9, Berat Albayrak da imzası. 13, 15. 15 milyar. Şimdi 15 milyar lira. Bak bu bütçenin diğer kalemlerini hiç konuşmuyorum. Bir kişinin iki dudağı arasına 15 milyar lirayı eski parayla 15 katrilyonu bırakıyorsun. Birinden hiç hesap yok. 4.8 milyar liradan hiç hesap vermek zorunda değil. 2.8 milyar zaten dün konuştuk. Kapıyı açtığın zaman 9 trilyon yani 9 milyon her gün sarayın masrafı. Fatih bir de şöyle bir şey var. Meclis bütçesi %45 artımla kabul edildi. Şimdi meclis diyor ki ya hayat pahalılandı, benim de masraflarım var. Geçen yıla göre hayat öyle pahalandı ki yarı oranında benim bütçemi artırın diyor değil mi? %45, %50 diyelim ona biz. %50. Ya demek ki hayat pahalılığı %50 abi. Meclis bile bunu böyle kabul ediyor. Diyor ki ben aynı bütçeyle idare edemem. Yatırımcı bir yer mi meclis yani? Normal onun giderleri var işte personel milyar, giderleri, muhtasarlar. 1 milyar 280 milyon lira. 1 milyar 280 milyon lira. Eski parayla 1 katrilyon. Tamam 280 trilyon lira eski parayla. Yani yatırımcı bir kuruluş diye onu demeye getiriyorum. Yani sadece rutin masrafları var. O masrafları önümüzdeki yıl karşılayabilmek için %45 artırın benim bütçemi diyor. Yoksa diyor yapamam diyor değil mi? Aynen. Tamam. Asgari ücrete %45 zam istiyoruz kardeşim. Bravo. Ha? Bravo. %45 zam istiyoruz. Meclis eğer meclis bütçesini %45 artırıyorsanız
Asgari ücreti %45 artıracaksınız. Cumhurbaşkanı'nın maaşının da %26 artırıldığını da hatırlatalım da burada. Bütçenin yapmış. Haricinde yani tabii, fedakarlıkları 76 bin liraya çıktı Cumhurbaşkanı. Çok doğru söylüyor Semra. Hiç olmazsa %26 artırsınlar. Yani Cumhurbaşkanı kendine aldığı zamı ki o çift maaş alıyor biliyorsun. Hani kızıyordu ya millete. Fadişim anladım da 100 bin liranın %26'sı başka, 1000 liranın %26'sı başka. Tabii. Yani aynı oranda yani yüzdeler üzerinden zam yapamazsın. Böyle bir mantık yok. Yapacaksan %100'lerinden meclisin bütçesi ne kadar arttıysa o zaman asgari ücretli o kadar artırsınlar. %45 istiyorum. Değil mi? Ne kadar hiç olmadı açlık sınırının civarında bir rakama ulaşır. 3000 lira açlık sınırı Türkiye'de. Sivil toplum kuruluşlarının, ekonomiyle ilgili kişilerin, sendikaların hepsinin yaptığı çalışmalarda çarşı pazar rakamlarından yola çıkarak yapılan sıcak hesaplamalarda 3000 lira açlık sınırı çıkıyor ya. Asgari ücret kaç para Fatih? 1603 lira kaç para olacak ya? Şimdi tam da... İşte %45, %50 meclisin... zam yaparlarsa açlık sınırına ulaştırmış olacaklar asgari ücret. Rambi, meclisin etkisinin azaldığı, etkinliğinin düştüğü bir güçler birliği diyoruz. Yasama değil artık eskisi gibi. Olduğu bir ortamda bir de %45 zam gözüne insanların vallahi ben inanamıyorum. Tabii şu özgüvenleri var galiba AKP'lilerin. Ne yaparsak yapalım bu millet oy veriyor. Galiba bu özgüvenle hareket ediyorlar. Vallahi yoksa... bence yanılıyorlar. O özgüvenlerine de çok güvenmesinler bu sefer. Yani yoksa başka türlü akıl mantıkla izah edilecek bir tarafı yok bu kriz ortamında ki dün %80'e dayanmış krizin varlığını her ne kadar yok deseler de kabul eden yurttaş sayısı yani. Artık bak bu başka şeye olanı. Benzemez. Açlık geldi insanların evinin kapısına vuruyor tak 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 diye. Yoksulluk ve açlık insanların evlerinin kapısını çalmaya başladı. Bu nokta siyaset üstü bir noktadır. Burada... AKP'si, MHP'si, CHP'si, şusu busu kalmaz. İnsanlar başka sahiplerle oy kullanırlar. Ya eskiden rahmi asgari ücret nasıl tespit edildi hatırlarsın. Yani bakan gelirdi. Asgari geçim rakamlarını... Tabii yok komisyon gelirdi. Bir kere meclise gelirdi. Mecliste tartışırlardı önce. Yani mecliste böyle bir ortalama bir rakam konusunda siyasi partiler arasında uzlaşma aranırdı. Yani mecliste belirlenmezdi asgari ücret ama konuşulurdu. Ve az tutmak için kimi siyasi irade çaba sarf etmezdi. Aksine milletin, devletin imkanları zorlanarak asgari ücret yüksek tutulmaya çalışılırdı. Öyle mi? Şimdi şunu en az ücret çünkü adı o. Şunu söylemeye çalışıyorum. Parlamento artık bunlarla ilgilenmiyor ya. Yani çok acı bir şey bu söylediğim ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün itibarıyla halkın yaşadığı sorun ve sıkıntılarla ilgili ne bir çalışma düzenine sahip, ne bir gündeme sahip, ne de böyle bir yetkisi kaldı. Hiçbir şey görüşülmüyor. Dün konuştuk, bugün tekrar söyleyeyim. Olağanüstü hali düzenleyen daha kararnameler yeni meclise geldi. Ya olağanüstü hal mi kaldı? Siz neyi düzenliyorsunuz? Yani meclis bunlarla uğraşıyor abi. Yani bütçede bile, demin sana anlattım. Bugün mesela bütçede iki ya da üç kişi var konuşmaya veriyor. Biri Durmuş Yılmaz, biri HDP'den Garo Paylan, biri CHP'den Bülent Kuşoğlu. Emin ol bütçede bile ne yapılması gerektiğinin ne farkında olan çok sayıda parlamenter var, ne de bütçede bu olanları onlara sunan bir bütçe komisyonu var. Bir komisyon başkanı var Süreyya Sadi Bilgiç, herkesi azarlıyor. Sen konuşma, ne biçim konuşma, böyle konuşuyor. Sen sus, karışma, uzatmayın ve yaptık, bitti, oldu, geçti. Bu kadar. Emin ol bu kadar. Altında her şey demek ki. Tabii canım, disiplinli zaten bir şekilde çalışıyor. Usulünü hani aslında ellerinden gelse herhalde onu da kaldıracaklardır. Geçiş sürecindeyiz ya biz şimdi tek adam yönetimine. Herhalde şimdi olmayan kısımları görüyorlar, bu olmuyor. Ya burada boşuna vakit harcıyoruz deyip tamamıyla kaldırırlar seneye. Ha, bir kararnameye bakar canım. Yani ne olacak? Yani meclisin iç tüzüğünü değiştirmeleri lazım. Yalnız plan bütçe komisyonu da... Değiştirmediler mi meclisin iç tüzüğünü? Yani bir daha değiştirmeleri. Plan bütçe komisyonu. Bir daha değiştirirler. İhtiyaç yok diye bir şey getirmeleri lazım. Kaldırdım komisyonları gitti. Yani şöyle bir sürü kurum ve kuruluş kaldırılmadı mı öyle? Ya zaten bu kararnamelerle sarayda bir komisyonlar oluşturuldu ya, kurullar, politika kurulları. Sarayda değil, Atatürk'ün Çankaya'daki evinde. Oraya taşındı.
Yani o kurullar zaten parlamentodaki bu çalışma komisyonlarının yerini aldı. Kimse kimseye kandırmasın ya. O kurullarda alınan kararlar meclise zaten gelmiyor. Kimsenin haberi yok. Bakana gidiyor, bakandan cumhurbaşkanına gidiyor, kararnameye dönüşüp bitiyor iş. O kadar. 600 milletvekili, bugün bir milletvekiliyle kapıda biraz sohbet ettik ayaküstü. Yani şunu söyledi, niye buraya geldik anlamadım dedi. Yani biz niye geldik dedi, burada ne yapacağız dedi. Bu ilk dönemi, yani acemiliğinden ya da eksikliğinden değil, haklı bir isyanı var. Ben dedi işimde gücümde olsam, para kazansam, uğraşsam benim bir mesleğim var dedi. Belki bu ülkeye daha fazla yararlı olur. 2-3 kişi yanında çalıştırırdım dedi. Ama parlamentoya niye geldik bunu çözemiyorum dedi. Kimse bize bir şey sormuyor dedi. Bir şey yapmıyoruz dedi. Bir şey üretmiyoruz dedi. Parlamento bitmiş dedi. Yani üzüldüm. Yaşlı başlı bir adam. Şey. Şimdi şöyle bir şey, aynı zamanda milletvekili milletvekili değil artık. Yani milletin vekili olarak görev yapmıyor. Burada benim eskiden beri hep eleştirdiğim, aslında iktidara işte iktidarın nimetlerinden yararlanmak için işte iktidar milletvekillerine gidilir, torpil istenir, şu bu vesaire falan. Şimdi o da yok. O da yok yani. Onu eleştiriyorduk, o da yok şu anda. Şimdi bakanlıklara gidiyorlarmış AKP milletvekilleri bir şey isteyecekleri zaman. Çay ikram edin, gönderin diyorlarmış AKP'li milletvekillerine, bakanlar. Yani çünkü o saray yönetiyor hepsini. Evet. Şöyle bir şey var Semra, çok haklısın. Eskiden bakan meclise gelirdi. Genel kurulda sorulara cevap verirdi, kürsüye çıkardı. Hayır, siyasi mecburiyeti kuliste, ve sorumluluğu vardı. Kuliste otururken milletvekilleri yanına gelirdi. Ya kardeşim işte şu okulda şu var, işte köy hizmetlerinde şu var, bize bir grider lazım, bize işte su pompası lazım. Bak şurayı açacağız, sulamada şu eksiğimiz var, çiftçinin bu sorunu var, işçide bu sıkıntı var, bir dernek var kapattılar. Bak bu dernek çok yararlı bir dernek, şu kadar insana yardım. Bu tür şeyleri hatta yazarlardı böyle notlar. Bakan alırdı, onun klasörü var ya da cebine koyar, daha sonra çıkar bunları koyar, danışmanlarını çağırır, oturur müsteşarı da gelir ve bunu çözerdi. Bunlar milletin iradesini bitirdi. Mecliste milli irade yok artık. Şimdi meclis milletin meclisi değil, basın milletin basını değil, medya, gazeteciler. Millet de artık, hani önümüzde yeni bir seçim var, artık herhalde tercihini ona göre yapacaktır. Medya ile ilgili de hani Vatan da gitti. Mesela hadi konuşalım onu, madem lafı açtın. Vatan gazetesini internet gazetesine çevirdiler. Hafta sonu da Milliyet gazetesinin eki olarak çıkacakmış, hafta sonları sadece. 16 yıllık bir gazete daha tarih oldu. Dikkat et, satmıyorlar. Hani olmadık birinin eline geçer de olmadık haberler yaparlar diye. Aman ha. Kapıyorlar. Kontrol dışı yaptıkları gibi. Diye. Evet. Turgay Ciner'in yaptığı gibi. Ve çok vahim bir haber daha. Yaysat dağıtım şirketi. Yani bu kitapları, gazeteleri, dergileri dağıtan, Türkiye geneline, bayilere dağıtan. Doğan grubunun mirası. Yaysat'ta kapatıldı gitti kardeşim. Peki kim yapacak bu işi? Bir tane firma kaldı. Turkuaz. O da Turkuaz değil, Türk Uaz. Yani Türk mavisi. Dile uyduruvermişler, Turkuaz olmuş. Hani bilsinler diye söylüyorum. Turkuaz kaldı bir tek. Bu Sabah ATV grubunun sahibi olduğu yandaş grup. Çalık oldun yine eski. Peki Turkuaz dedi ki, kardeşim Sözcü'nün manşetine bak, beğenmedim bugünkü manşeti, dağıtmayın Sözcü'yü dedi. Örneğin kim ne yapacak, nasıl dağıtacak Sözcü gazetesini? Ki bunun örneği var, uzanlar. Yani elden dağıtmaya çalışacaklar. Cumhuriyet, evet. Eski hatırlarsan bu İslamcılar öyle bir yöntem geliştirmişti, Zaman Gazetesi dahil. Elden dağıtım diye yayın, ama şimdi Sözcü mü, koskoca Cumhuriyet Türkiye'de mi, hangi birini, bir gün mü, hangisini dağıtacaksın, hadi. Nereye dağıtacaksın? Hadi matbaası olan yerlerde işte diyelim Sözcü'nün, Cumhuriyet'in, şunun bunun, hani muhalif yayınların çoğu başka matbaalarda, kendine ait olmayan matbaalarda bastırıyor da, diyelim ki matbaaları var, o şehirlerde dağıtımı yaptılar. Kendi imkanlarıyla. Türkiye genelinde nasıl dağıtacaksın? Bizim taşra baskısı dediğimiz şeyler nasıl dağıtılacak? Bir çok tane. Çok vahim. Bir tane. Çok vahim gerçekten. Peki haber ajanslarına gelelim. Kaç tane haber ajansı kaldı? Devletin, Anadolu Ajansı'nı saymayalım. Pardon, devletin demeyeyim. Hükümetin, iktidarın, sarayın Anadolu Ajansı'nı da koyalım bir kenara. İki tane haber ajansı var. İHA, İHLAS Haber Ajansı. TGRT grubunun. Kime yakın olduğu malum. Ha? Hı hı. DEHA var.
Demirören. Eskiden Doğan Haber Ajansı'ydı. D'sini değiştirmediler, gerek yok. Demirören Haber Ajansı. Yine Demirörenlerin kim olduğunu söylemeye gerek yok. Saraya göbekten bağlı gazeteleri, dergileri, televizyonları olan bir kuruluştan söz ediyoruz. İki tane haber ajansı var. Yerel medya dahil bütün medyanın yararlandığı kendi yaygın muhabir ağı yok ise, ki çoğu yok, çok azının var. Bu iki kaynaktan besleneceğiz. Onlar bize ne verirse biz de onu görüyoruz. Ya bu ne? Ciddi bir daralma. Çok ciddi bir risk aynı zamanda. Bütün nereden alacağız biz haberi? Bütün web haber siteleri, gazeteler hepsi oradan besleniyor. Yaz şey de var Rahmi, artık sanki yazılı yani kağıt basının da yavaş yavaş sonuna da gelinmeye başlandı. Ya, teknolojiyle şimdi, Fatih, bağlantılı olarak bir süreçtir o ama Avrupa'da daha değil bazı Türkiye'de. Ülkelerde evet, Amerika'da belki evet. İnternet kullanımı çok yaygın, bilgisayar kullanımı çok yaygın. Daha henüz Türkiye'ye daha var o yani, anlamda. Ayrıca da kağıt gazeteyi okumak çok farklı bir şey, internetten okumak çok farklı bir şey. Batı'da o ayrımı yaptılar ama Türkiye'de şimdi ekonomik zorunluluktan değil bu. Yani haklısın dediğinde de ama yani baktığın zaman bu dijital medya yavaş yavaş rekabet, kafa kafaya rekabete girdi. Belki bu kadar gazeteyi kaldırmayacak piyasa ama yani kalan gazeteler de bir şey yaptığı yok. Mesela Akşam kapanmaz, Star kapanmaz. Niye kapansın? Birbirinin aynı zaten. Yeni Şafak kapanmaz. Arkasında devletin bütün olanakları var. Şimdi burada Demirören grubunun ciddi güçlendiğini görüyoruz. Orada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Demirören hani ağlayan, Erdoğan aradığında ağlayan patrondu. Rahmetli oldu. Aynı zamanda. Sizi üzdüm diye üzüntüsünden evet, ağlamış. O da neydi? Onu bir hatırlatmak istiyorum ben. Neydi konu? İmralı bu çözüm sürecini yürütüyorlardı. Hiç bilgi sahibi olamıyordu kamuoyu. İmralı tutanaklarını Milliyet Gazetesi manşet yaptı. Biz de bu sayede orada kimle ne konuşulduğunu, kimle ne sözler verildiğini falan öğrendik. Bu ciddi bir gazetecilikti, çok önemli bir gazetecilikti. Çözüm süreci gitti bitti. Ama olsaydı şayet Dolmabahçe mutabakatı biz önden içeriğini öğrenmiştik. Bu sayede öğrenmiştik. İşte ondan dolayı Erdoğan çok kızmış. Onun için de Demirören ağlamıştı. Aykut Doğan'ın çöküşü orada başladı. Derya Sazan her şeyini kaybedişi orada başladı. Meclis'teki bir parlamento muhabiri arkadaşımız onu yazdı. Onun da başına çok iş geldi o haberden dolayı. Doğru söylüyor Semra. Çünkü o haber hakikaten Türkiye'de var olan hükümete karşı güvenin yitirildiği, artık her şeyin epeşkere ortaya döküldüğü bir haberdi. Ve kötü bir pazarlık yürütüldüğü de anlaşılmıştı evet. Yani. Burada şunu ben hani yeri gelmişken söyleyeyim. Bu nasıl böyle oldu diye baktığımızda bu medya açısından 90'lara kadar gidiyor. Patronlar ihalelere girmeye başladığından beridir. İktidarla patron ilişkileri bizi bu noktaya taşıyandır aslında. Bu bir gerçekliktir. Eğer ileride bir gün yeniden demokratik Türkiye olabilirsek şayet hani olacağımıza inanıyorum da ben. O gün geldiğinde hatırlamamız gereken medya patronlarının kamu ihalelerine girmemesi gerektiğidir. Hayır, medya patronlarına bırak, gazetelerin patronu olmaz, dergilerin, televizyonların patronu olmaz. Yani bir şirketleri olur elbet ama yaptıkları işten kazandıkları parayla çevirirler onu. Yoksa hani gidip bir yerde yol yapıp, santral yapıp oradan para televizyona, radyoya, prestij gazeteye... Prestij için kullanıyorlar. Dergiye aktarılmaz ki. Değil genel mi? Anlamda itibar için kullanıyorlar. Öyle olduğu zaman o şirkete ait tabii. Olmaya başlarsın. O şirketin menfaatleri doğrultusunda haber yapmaya, program yapmaya başlarsın. Peki Rahmi, editoryal bağımsızlık işte, ortadan tabii, kalkar. O zaman da işte sizin çalışan gazetecileriniz patronsam ben mesela batsın bu gazetecilik tepkisiyle karşı karşıya kalabilirler. Yandaş olmadıkları takdirde sizden yandaşlık beklenir o zaman çünkü. Biz niye şeyi konuşmuyoruz? Yani bir kartel yasası var Türkiye'de, rekabet yasası. Bu yasaya göre özellikle medya ile ilgili bu... yasa çıkarıldı ve AKP döneminde bir kez daha düzenlenip bir kez daha kabul edildi. Piyasadaki mevcut basının %35'inden fazlası bir tek gruba ait olamaz gibiydi bu şey döneminde, koalisyon döneminde. Peki bugün Demirören grubu mevcut medyanın ne kadarına sahip? Peki rekabet yasası niye yürürlükte değil? Rekabet yasasına göre bugün televizyon ve gazeteleri topladığın zaman
aslında Demirören grubu sınırı aşmış durumda. Bilerek söylemiyorum ama kılıfına uydurulmuştur. Fatih paravan şirketler vardır falan yani. Ayrıca hayır, da hayır. Tek adam yönetiminin olduğu yerde sen tek adam, tek grubun hakimiyetini nasıl sorgularsın? Aa, aşk olsun yani. Paravan hayır, şirketler yok. Şirketlere dağıtıldı. Gazeteler ve televizyonlar. Anladım ama ya paravan şirketler şu anlamda yok. Yani sahibi belli. Yani bir kişiye kredi açılmış. Bir kişi bunları satın almış. Bunu ayrı ayrı şirketlere geçirsen de sorun değişmiyor ki. Aslında Ziraat Bankası'nın değil mi? Hakim hisseleri, hakim hisseleri ona göre dağıtmışlardır falan yapılmıştır o bir şey. Bir ya bu, etik olarak bunu tartışmıyoruz. Bunu bile geçtik yani. Tamam bunu tartışmıyoruz. Etik olarak bu yok. Doğru söylüyorsun yani. Yani bu yok yani bunu konuşmuyoruz. Ama o kadar çok konuşulacak şey var ki temelde zaten tek adamın hakim olduğu ama bir ülkede bu, tek adamın önemli hakim konulardan olduğu bir biri. Medya. Çünkü bağımsız haber alma hakkı seyircinin engelleniyor. Bizim habere ulaşma hakkımız engelleniyor. E nerede özgür basın o zaman? Kapatalım dükkanı gidelim hep beraber. Şu konunun konuşulduğu başka bir ortam var mı Türkiye'de? Medya ortamı olarak. Şu konuların dile getirildiği, insanların bedel ödemeyi göze alıp gelip burada üst üste bunları söylediği başka bir ortam var mı Türkiye'de? Son kale burası. Bizi izleyenler ister bunu düşünsün, ister oturup ağlasın. Kıymetimizi bilin diyorsun Fatih Yo, galiba. Yok, kıymetimizi bilseler de bilmeseler. Herkes bilsin, herkes. Son kale burası, inanın bana son kale herkes burası. Herkes bilsin. Yani bunları bir süre sonra duyamayacaklar. Eğer bizim başımıza bir şey gelirse, bir süre sonra bu insanlar bu doğruları o buralarda zaman, dinleyemeyecek. O zaman aile annelerin, annelerin, babaların o feryatlarını bile yayınlamak yasak biliyorsun değil mi Fatih? Bunu seyircilerimiz bilmiyordur bir ihtimalle. Merhaba Türkiye. Evet yani bu haberleri yapacak yer kalmayacak yakında. Heh, şimdi bu haberlerle bağlantılı mıdır bilmiyorum ama bir ilginç örnek olsun diye söylüyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum oldu. Bayağı da bir paraydı yani. 900 bin lira mıydı? 1 trilyona yakın mı? Abi Kılıçdaroğlu Burhaniye'de 300 bin liralık evini satmış. 4 kişiden de 50'şer bin liradan 200 bin lira borç almış. Tazminatı ödemiş. Kılıçdaroğlu'na yakışan budur. Yani Kılıçdaroğlu gibi bir siyasetçinin o başından beri söyledi ama. Grup toplantısında hani, da söyledi bunu. Şu diğer örnekleri, bütçeyle ilgili rakamlar, oradaki konuları falan anlattık ya. Arkasından bu hakikaten farklı bir Türkiye fotoğrafı ortaya koyuyor. Bunu özellikle belirtmek istedim. Hani belediyeler vardı da, hani şu olmuştu, hani bu olmuştu. Hani yandaş medya oturdu, şu belediye şu paraya... Yani o kadar kolay ki bu ülkede artık insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamak, çamur atmak. Yani çok bunu ben de bugün haberdar aldım ve bu haber doğru bir haber. Düşünebiliyor musun? Faik Öztürk söyledi canım, parti sözcüsü. Meclise ayrıntılı olarak mal varlığını sunan tek lider Kemal Kılıçdaroğlu. Hayır işte zaten bu bilgi oradan. Tek lider Kemal Kılıçdaroğlu. Mal varlığını değiştirdi. Üzerine kayıtlı bir araç yok, özel bir araç, hem kendisinden eşinin. Güncelleyen tek lider Kemal Kılıçdaroğlu. Hani eşinin de belli ki dirseğe kadar bilezikleri falan yok. Mal beyanında ifade edilen bir tek tek taş pırlanta var. Yani ne tür bir örnek olur bilmiyorum ama söyleyeyim istedim yani. Yani ortaya çıktığı için biz bunu daha önceden biliyorduk ama mal beyanı verildiği ve açıklandığı için oradan edindiğimiz ben bilgi. Buradan bir şey onu söyleyeyim. Açıklayayım size. Hatıra tabloları bile bir ara Kemal Bey eşiyle birlikte oturup konuştu. Tazminatı karşılamak için satmayı düşündü. Yani evindeki eşyayı satacak duruma Fatih geldi. Fatih'ciğim evinde 8 adet resim tablosu varmış mal beyanında. Toplam değeri 2733 lira. Ne yazık ki. İşte onu bile oturup düşündüler diyorum sana. Yani ne yapabiliriz diye. Yani düşünebiliyor musun? Bir genel başkan bir sürü belediye elinde. Bir sürü imkanı var ama bir tazminatı ödemek için bütün mal varlığını yazın emekli olunca gidip orada oturmayı düşünüyorlardı. Şimdi ne yapacaklar? Yani deniz kenarında bir deniz havası alalım, emekli olalım diye orayı yaptırdı Kemal Bey. Hakkını vermek lazım. Yani böyle bir lider çok az geldi. Yani Ecevit çizgisinde, Deniz Baykal çizgisinde Kemal Kılıçdaroğlu da 85 metrekarelik evde oturuyordu. Abi, Ecevit'te Deniz Baykal. Affedersin ama CHP'nin... Bugünden başlayarak geriye doğru dön bak, bütün genel başkanlarının tavrı budur. Tabii ki. Parayla işi olmaz. Geçen grup toplantısında çıktı Kemal Bey şunu söyledi. Bakın kardeşim dedi. Ne benim ne ailemin. Bizim dedi parayla pulla işimiz yok. Biz parayla pulla uğraşan insanlar değiliz.
Ben sana dedi hesap soruyorum. Niye dedi bu kadar rahatım? Çünkü benim parayla işim yok dedi. Bu bunun bir yansımasıdır yani. Bu bunun bir yani sağlama alınması, sağlamasının alınmasıdır bu yani. Önemli, saygı duyulacak bir olay bence. Evet, hani diğer örnekleri verdik, bir de bu örneği verelim istedim. Aradaki fark net olarak ortaya çıksın diye. Tıpkı araç örneğindeki gibi değil evet, mi? Evet, araç başta örneğinde konuştuğumuz. Hadi senin söyleyeceklerin var, ekle. Fatih'ten de bir dilek temenniler alıp programı bağlamış olalım. Evet, artık hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz gerçi ama yani ben üzüntümü dile getiriyorum. Özellikle yine yeni bir seçimle karşı karşıyayız. Bu seçimde yine önemli vesaire diyoruz. Bu önümüzdeki seçimde de AKP seçmeni dünkü İstanbul örneğinde olduğu gibi hala %35 görünüyorsa ben pes diyorum, başka da bir şey demiyorum. Bunca şeyin üstüne yani. Rahmi, bugün aklıma ne geldi biliyor musun? Bülent Ecevit Başbakan bizi evine çağırdı. Yani gazeteci olarak görüşeceğiz. Yani orada kalıyor. Başbakanlık konutunu kullanmıyor. Orandaki evini biliyorsun değil mi? Bilmez Ecevit. Ya çıktık 4. kat mıydı, 3. kat mı şimdi çok iyi hatırlamıyorum. Kooperatif evleri. Yan tarafta Deniz Baykal oturuyor. Bu tarafta Bülent Ecevit oturuyor. 85 metrekare bir ev. Kapıyı Raşan Hanım açtı. Oturduk. Bülent Bey çok güzel çay demle. Allah rahmet eylesin. Abi o dönemde gazeteci olup da siyaseti takip edip de Raşan Hanım'ın elinden çay içmeyen ha. yoktur. Baktık Raşan Hanım tepside çayları getiriyor. Ha. Yanına da kek yapmış. Masamızı aldık. Karşımızdaki adam başbakan ya. Başbakan, başbakan. Türkiye'nin bir numarası. Bir tane mütevazi bir sigarası vardı. İki tane içince kızıyordu Raşan Hanım. Bir tane içiyordu. Fazla içmesine de izin vermiyorlardı. O da filetesiz bir sigaraydı. Şeyi, pencereyi açıyorlardı. Küçücük bir oda. Ve Türkiye'yi yönetiyor adam. Sarayın 1100 odası var. 1100 odası. Hatırlıyor musun? Kapısında odalı. Da bir polis noktası vardı. Bir tane kulübe. Vallahi o kadar. Başbakanken de. Hani ve garip üstelik... kuraba, fakir fukara. Hani... Sen 1100 odalı sarayda oturacaksın, senden öncekiler 85 metrekarelik bir kooperatif evinde Türkiye'yi yönetecekler. Yurttaşlara yakışan bir Raşan Ecevit başbakan hala o evde modeli. Oturuyor. Evet. Ha? Hala o evde oturuyor Raşan Ecevit. Evet. Komşumuz. Arada selamlaşıyoruz, el sallaşıyoruz. Valla yurttaşlığı artırdığımız zaman bu böyle şeyler daha da yaygınlaşır diye ümit etmekteyim. Bu arada onun da yıl dönümü geliyor Ecevit'in de. Ne nazik insandı. Hastalığı döneminde bile hani rahatsız olmasına rağmen beklemeyin çocuklar diye döner gelir bize hitap ederdi orada bekleyen soğuktur, üşümeyin gazetecilere. Derdi. Ya öyle bir insan gelmedi işte bunlara kaldık yani öyle itilen, kakılan, dövülen, meclis lokantasında yemek yedirmeyen, gidip seni zorla polislerin, kimse yanlış anlamasın, aşağılamak için falan filan söylemiyorum ama parlamento muhabiri ana binada komisyonların yanında olmalı. Her dakika işi var. Yayını var, haber yazıyor. Nereye atlar biliyor musun? Meclisin tapu ağaçının öbür tarafına, personelin yemek yediği yerin yanına. Aşağılıyorlar. Nasıl içerlemiş Fatih? Hakikaten içerlemiş. Ama böyle bir şey yok Semra. Böyle ben böyle bir 12 Eylül'de bile bunları yaşamadım bu parlamentoya. İtibarsızlaştırma var. Yani orada bir itibarsızlaştırma niye var. Niye hakaret ediyorsunuz siz bu insanlar? Ne suçu var bu insanların? Ne yaptılar size? Milletvekilinin yan tarafında 60 tane parlamento muhabiri var. Bunun 30'u düzenli çalışıyor. 30 kişinin yemek yemesi neyinize dokundu? Milletvekilliği itibarsızlaştığı ama, için gazetecilerin görmesini istemiyorlar demek ki bunu. Yalnız şöyle bir şey, haber kaynağından uzak tutmaya çalışıyorlar mümkün olduğu kadar. Biliyorsun biz üyeler lokantasında milletvekilleriyle beraber yemek yerken onlardan çok bilgi almışızdır. Onun yanı sıra kulislerdeki o çay sohbetlerinde de çok bilgi almışızdır. Şimdi kulise girmek de yasak bir süredir. Üyeler lokantasında da gazetecinin olması yasak. Teması kesmeye çalışıyorlar. Mesele o. Peki hadi kapayalım o zaman programı. Teşekkür yarın ediyorum. Görüşürüz. Fatih sana da teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimiz yarın saat 16'da tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.